Herkese güzel bir pazar gününden merhabalar. Bugünkü konuğumuz Merve Özbey. Sanatçı kişiliğini, güzel kalbiyle, çok güzel şarkılarıyla bizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel enerjine bize güzel enerjiler verdin. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şefim nasılsınız? Merhabalar Merve Hanım. Hoş geldiniz diyoruz programımıza. Hatta enerji kattınız direktman. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bu muhteşem enerjiyi böyle çok lezzetli yemekler ve sohbetlerle taçlandıralım derim. Tamam, şahane olur. Ve buradan da canı gönülden sizin kızınıza kocaman bir sevgi yollamak istiyorum. Allah razı olsun. Şu kenara köşeye bir yere maşallah boncuğu, nazar boncuğu, maşallah boncuğu neyse. Nazar boncuğu koyarsanız çok sevinirim. Öpüyorum annem. O zaman sohbetimize tatlı tatlı başlarken ben hemen hazırlıyorum. Hadi gel Meltem, sen bana soruları sor. Şefim de oradan mizanplas yapsın. Hoş geldin, gel. Ne yapacağız bugün şefim yemek? Bugün sizlere çok basit, pratik bir sebze çorbası yoğunluğu alması için krema nasıl ilave edilir onu göstermiş olacağız. Daha sonra kuzu incik ama sebze yatağında bir kuzu incik ve güzel, sağlıklı şeyler yaz salatası. Yapıyoruz. Şahane, o yaşasın. Merve Özbey'e layık bir menü. Ay çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Biz hemen başlayalım. Nasılsın Merveciğim, iyi misin? İyiyim Meltem Bey, koşuşturmaca. Pandemiden çıktık. Allah'a şükürler olsun, sağlıklıyız, sağlığımız yerinde. İnşallah bir daha böyle günler yaşamayız. İnşallah. Konserlerimiz başladı. Bir yandan annelik, bir yandan konser. Çok güzel bir duygu zaten. Allah'ım sen alır olsun. Allah, bu duyguyu da nasip etti büyüsün. Bize. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Çok güzel de bir ismi var. Düşündünüz mü çok? Ya, manası da büyük. Evet, ya anlamı bizim için zaten çok büyük bir anlamdı. Ben hep böyle kızım olursa diye yıllar öncesinden annemin ve babamın bir ortak arkadaşı, rahmetli babamın bir ortak arkadaşının kızıydı Özüm aslında. Anneme şey demiştim yıllar önce, ya evlenirsen bir gün kızım olursa adını Özüm koymak istiyorum ne kadar demiştim. Güzel. Allah da hem evliliği yuvayı güzel, hem de nasip evladı etti. Nasip edince. Evet. Yani istemek çok önemli zaten niyetlerde. Öyle mi diyorsun? Evet, aynen öyle. Orada bir iki tüyo verirsin dinleyicilerimize. Dinleyici ağzıma alışkanlık almış hep dinleyici. İnşallah Allah ikinci çocuğu da nasip eder. Düşünüyor musunuz peki? Tabii ki istiyorum ama Allah nasip ederse olur da öyle bir şansım olmazsa da Allah kızım Elif Özüm'e çok tabii uzun de, sağlıklı güzel ömürler versin. Amin. Bu arada sadece benim evladım için değil, Rabbim herkese evladı olan bütün annelere, babalara uzun sağlıklı ömürler versin. Amin. İçinde de bize. Amin. İki tane de ufaklık bende var biliyorsunuz. Allah bağışlasın. Kız erkek? Bir tane kızımız var. Allah bağışlasın. 15 aylık bir tane de oğlumuz var. Maşallah ona, maşallah İki tane ona. Bizim de ellerinizden öper. Allah razı olsun. Doğum süreci nasıl geçti? Ya Meltem şöyle, ben hiçbir zaman hamileliği bir hastalık olarak görmedim. Evet. Fakat Allah yardımcım oldu. Ben pandemi olmasaydı muhtemelen diyordum ki hani şey yaparım. 8 aya kadar çalışırım. Fakat pandemi dolayısıyla kaçıncı ayda kapandı tam hatırlamıyorum. Zaman mevhumda yok da bir 3,5-4 aylık, 5 aylıkken falan kapandı. O süreçte hamileliğimi geçirdim. Fakat tabii her şey yolunda gidiyordu. 36. haftada Elif'in gelişimi karnımda durmuş. 37. haftada 3 hafta 4 hafta erken dünyaya erken geldi Elif ama şu an her şey sağlıklı çok yolunda, çok sağlıklı. En güzeli zaten. Aynen çok öyle da güzel giden bir evliliğim var. Sosyal şükürler medyadan olsun da takip ediyoruz zaten. Bunu neye borçlusun diyebiliriz? Yani şöyle, biz çok severek evlendik. Öncelikle evlilik gerçekten bence birbirini çok sevmekle, saygı duymakla başlaması gereken kesinlikle bir kurum. Kesinlikle doğru. Hiçbir zaman verdiğim hiçbir karardan döndürmeye çalışmamıştır. Hep yanımda destek olmuştuk. Birbirimize her şeyden önce çok saygı duyuyoruz. O çok önemli zaten. O benim işime, ben onun işine. Dolayısıyla saygının olduğu yerde, sevginin olduğu evet yerde Allah anlamış, da her şey yolunda gitmesini nasip doğru ediyor. Evet. Onun dışında özel bir şey yok açıkçası. Hani şöyle treklerimiz var, böyle böyle diyebileceğim bir şey yok. Bilmiyorum evet da varsa yani. Şefim ne yaptık? Evet. Şimdi sebze çorbamızın ön hazırlığına başladım ben hemen. Bir tamam. Bir diş sarımsağı doğradık. Peşinden soğanı verdik. Sıvı yağ mı koyduk? Evet, çiçek yağıyla başladık. Tamam. Hemen akabinde çok güzel kokular geliyor. Mis gibi. Patatesi attım içine. Neden peki ilk önce ki patates diye sormak isterseniz? Şeyini bıraksın diye mi? Nişastasını bıraksın, bağlayıcı etki göstersin diye. Suyunu salsın ve çünkü biz biliyorum un kavurmayacağız. Un kavurmayacağız içine. İşte peki, çalışıp şey gelmiş mi diyeyim, bir anne içgüdüsü mü diyeyim? Ya analık da değil ya, mutfağı sevmek o. Yemekler yaranlısı, çok yemek yapar mısın? Çok severim. Ay ne güzel. Mutfak benim rehabilitasyon merkezim ve hep söylemişimdir röportajlarımda da. Eğer ki Allah bu mesleği nasip etmemiş olsaydı muhtemelen aşçı olmuştum. Evet, hem terapi gibi evet, hem de insana aynen da iyi öyle geliyor.
Peki şefim, çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Örneğin ben şimdi bir diyet sürecindeyim. Ve kremalı çorbalar bana yasak. Bak bütün çorbaları içebiliyorum. Taneli, tanesiz, işte sakatatıydı, bilmem nesiydi. Fakat sadece içemediğim bir çorba türü var, krema. Bu çorbayı krema koymadan da yapabilir miyiz? Bu çorbaya normal domates, domates salçası yerine biber salçası kullanırsınız. İçine tamamen ilik suyu kullanırsanız. Tamam. Bu sefer kremaya gerek kalmıyor. Şundan dolayı zaten ilik suyunun ağırlığını alacak. Biz burada salçanın ağırlığını öldürebilmesi için. Okey, şimdi anladım. İçimi kolay olsun diye. Hatta şu anda dediğiniz sistemde ilerleyelim. Kremasız yapalım. Vallahi şahane olur. En azından hani İçmiş krema, oluruz. En azından bir kaşık tadına bakabiliriz yani. Salçamızı verdik. Salçayı verdik içine. Daha sonra buradaki sebzeleri doğramadan önce şimdi hemen su ilavemde bulunuyorum. Şefim göz kararı yapıyor. İzleyicilerimiz için yanlarına porsiyonlarını yan yazın komple, da bari. Şeyler yazıyor. Şefim. Herkes sizin gibi yetenekli mi? Yok, ben söylüyorum. Yok yok, yan tarafta ekranda ben yemeği yaparken kenarda şeyler de çıkıyor. Malzemeler de çıkıyor, ne kadar oldu. Efendim, sebze çorbamız için 2 adet domatesimiz, 2 adet kabağımız, 1 adet patlıcanımız, 1 adet soğanımız, 1 adet patatesimiz, 1 kaşık salça, 2 kaşık kremamız vardı. Fakat biz onu ne yaptık? Kremi kullanmayacağımız için krema kullanmak yerine ilik suyu kullanabilirsiniz efendim ve domates salçasını biber salçasına çevirebilirsiniz. Nasılım şu an? Çok iyi değil miyim Berker? Süper. Teşekkür ederim. Programda konuğuz şu anda. 2 kaşık kremamızı söylemiştik zaten. 4 dal maydanozumuz, 2 dal dereotumuz, 1 diş sarımsağımız ve 100 miligram ilik suyumuz var. Evet. Vallahi her şeyle ilgili bir suyunu unutanlar bize için burada hemen onun da altını çizelim. Sen Meltem yaptın biz bunu konuşuyorken. Şöyle bir şey, ilik suyu yazmıştık biz listeye, ılık su anlamış arkadaşlar. Ilık su koymuşlar buraya. Biz onun yerine hemen bulyon kullandık. Aynen dana öyle. Bulyon. Tabii evde siz yaparken daha sağlıklısını yapın. Benim yaptığım hatayı yapmayın. İlik. Sor bakalım Meltem. Merve valla çok güzel bir enerjim var. İlk çok başta şunu sormak istiyorum. Aynı enerjide devam ettiriyorsun. Bunu sen kendine nasıl başardığını düşünüyorsun? Yani nereden geliyor bu? Bunun sebebi nedir? Yani bazen tabii ki çok yorulduğum ve kendimi enerjisiz hissettiğim olduğu zamanlar oluyor. Bazen bu hani bir yarım saat değil 10 günde sürebildiği oluyor. 15 günde sürebildiği oluyor. Bu enerjisizliğin uzun süre yaşadığım dönemde Elif yoktu. Şimdi Elif olunca onun çok mutlu bir bebek olabilmesi adına elimden önemli. Ne geliyorsa ne yani takla atınca mı enerjim yerine gelecek? Makarna yiyince mi? Ne beni mutlu ediyorsa onu bulup bütün hayatımı tamamen onun özgüvenli ve mutlu bir çocuk olması için harcıyorum. O yüzden hani işte atıyorum şu kağıdı tutuyorum da bundan enerji alıyorum diyemem. Allah vergisi bir şey oluyor Meltem o. Yani biraz daha pozitif bakmak, bakış açısı, algıyla ilgili. Yani ama insanlar ne güzel ki senin gibi düşünse, geçen hafta da onu işledik zaten. Çocukluk olan travma ya da çocuğa verdiğiniz sevgi, ilgi çok önemli. Ona göre büyüyorlar ve büyüdüklerinde de ona göre bir algıya sahip oluyorlar. Doğru ilişki seçebilmek, doğru evlilik çok önemli bu alanda. Aynen öyle. Ben bilmiyorum tabii, sen benden kat kat daha iyi biliyorsun. Elif olduktan sonra biz yaşındaki insanların çocukluk travmalarını görebilmeye başladım. Yani kendi yaşıtımda da ya acaba böyle mi büyüdüğü görebiliyorum. Çünkü bebekler o kadar temizler ki benim eşimin çok güzel bir lafı vardır. Elif bomboş bir sayfa, biz ne yazarsak, o ne kadar güzel, ne yaparsak o öyle bir roman olacak. Çok güzel bir söz, daha aynen çok öyle. Anlamlı. Bu ona borçluyuz, Elif'e borçluyuz yani. Ne kadar güzel. Allah enerjisi bol olsun, ömrü amin, uzun olsun. Amin, bütün evlatlarımızın. Inşallah. Bütün evlatlarımızın. Şef valla makine gibi doğruyor Meltem. Şimdi burada şunu da sorabilirler, neden bu şekilde devam ettim ben? Domatesin içine ayrı doğradım, attım kaybolsun diye kabuğunu hem renk alarak renk de almak istedim dışında. Ondan dolayı ve sebzeleri sadece soğanı ve patatesi önden kavurdum. Evet, diğerlerini suyun içine salsın attık. Salsın diye. Diğerlerini direkt suyun içine attık. En sonunda da çünkü makineyle yani blenderla bunu çekeceğiz. Blender edeceğiz, tamam. Daha sonra üstüne isterseniz yağlı sos ya da istemezseniz yapmayabilirsiniz. O şekilde de çorba aslında çok kolay bir şekilde kendi kendine hazır olacak. Aynen öyle. Ev hanımlarının dikkatine. Ya gerçekten. Pratik çorba. Yani bu arada şöyle bir şey var. Benim bir tane çocuğum var. Ama 2 çocuklu, 3 çocuklu, 4 çocuklu anneler işe gidip çalışıyor, geliyor, evi toparlıyor. Çocuğun okulu bilmem nesi, akşam yemek yapılması lazım.
O yüzden mesela anne olduktan sonra araştırdığım tek şey pratik yemek ne kesinlikle yapabilirim? Çünkü çok ciddi sorumluluk isteyen, çok ciddi zaman çok isteyen önemli, bir doğru şey. Ben evet hemen program bitiminde numaramı veriyorum. Bu konuyla ilgili görüşüyorsun. Ben merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Affınıza sığınarak. Estağfurullah. Bu nazar enerjisi derler ya, nazar evet enerjisi. Buna inanıyor musun? İnanıyorum yani, çünkü sen Instagram'da işte sosyal mecralarda sürekli sahnelerde hem çok aktifsin hem de ailene de çok güzel zaman ayırıyorsun. Bu belli elimden oluyor. Her geldiğince türlü görülüyor. İşte bunun için illaki nazar değdirirler ya. Bizde öyle bir şey ya, var yani. Ben nazarın enerjisine çok inanıyorum ki Meltem'in de bu konularla alakalı çok ciddi fikirleri var. Yani nazarın evet var olduğunu. Kesinlikle. Yani sen bizden çok daha iyi konuşursun. Daha iyi biliyorsundur. Ben sadece tamamen öyle durumlarda Allah'a sığınıyorum. Kesinlikle, Allah'ım sen doğru koru diyorum. Çünkü bir de hakikaten zaman zaman insanız, kulus hepimiz yapıyoruz ama ömrümü kötü düşünmemeye çok adamış olduğum için ki zaman zaman yine patlak verebiliyorum. Arada oluyor öyle şeyler. Ufak tefek diyelim. Arada oluyor. İnsanız abi, şimdi ben tertemiz düşünüyorum deyip ekranın karşısında konuşmanın da bir manası yok yani. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Arada tabii öyle tufaya düştüğümüz insanın gerçekten kendine yenildiği zamanlar oluyor ama Allah'a sığınıyorum. Nasla fela okuyorum. Ama bir tanesinde gerçekten şeyden döndük yani. Çok olay yaşıyoruz şey, böyle. Bebekle konsept ilgili mi bebekle yoksa işle alakalı, alakalı da mı? İşle de alakalı. Düğünüme 40 gün vardı. İstemeyi yaptık. Hepsi zaten çok aralı oldu. Yani çok aralıklı olmadı. Evet, çok yakın oldu birbirine. Bir sabah eşim ki benden bir şey istemez ama o sabah saat 8:30 yeni uyandığının farkındayım. Evet. Yanımdan yeni kalktığının. Beni arıyor. Herhalde dedim bir şey oldu. Bir aşağı inebilir misin deyince, bende de panik atak ve kaygı çok had safhada olduğu için elim ayağım boşaldı. Kesin dedim birine bir şey oldu. O zaman da babam çok ciddi rahatsızdı. Yukarı çıkamıyor. Benim dedim aşağı inmem lazım. Saat 8:30 Meltem. Bir tek basamağı görmedim. Çat dedim ayağımın üstüne düştüm böyle. Düğünüme 40 gün var. Evet, evet. Çok geçmiş olsun. Sol ayağımın tarak kemiği paramparçaydı. Ve herkesin söylediği tek bir şey vardı. Merve, bunun adı kesinlikle nazar. Aynen öyle, çok doğru. Yani evet her gün yani inip çıktığım merdiven, evet bildiğim yer. Çünkü bazen sebepsiz olan şeyler bir enerjiden kaynaklanıyor ve insan gözünün etkisi çok fazla. Değil mi? İnsan enerjisi her zaman, o yüzden biraz daha böyle iyi niyetli olmak, iyi ruhlu olmak çok önemli aslında. Bence sizin çocuğunuz da bu konuda çok şanslı. Çünkü hani iyi bir anne tarafından ve iyi bir enerji ve doğrulukla yetiştirilmek ve Allah korkusu da çok önemli bu arada. Evet, aynen. Nazardan korunmanın yolunu kesinlikle zaten duadır. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi onu soracaktım. Evet, başka onu söyleyecektim. Şey evet. Yani tabii ki de bir takım işte ada çayına benzer ve ada çayı gibi bir takım şeyler yakılabilir. Lakin onlar sadece o enerjiyi dağıtır. Ama önemli olan zihin alanında zihni kısıtlamaktır. Yani muhakkak herkese nazar değiyor ve bunun önüne geçemeyiz zaten. Ama zihin olarak, odaklanmak olarak nazar enerjisine çok fazla düşünmediğimizde o enerjiyi de büyütmemiş oluruz. Büyütmediğimizde de biraz daha geri kalmış oradan oluruz. Oradan yırtıyoruz evet demek ki. Ama özellikle siz daha çok göz önünde olduğunuz evet için bu konuda bir adım daha hani geriden gidiyorsunuz ve daha çok nazara açık bir kapıya sahipsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Bazı insanlarda her şeyini sosyal medyada paylaşıp kesinlikle nazar değeceğine inanmayanlar da var. Yani böyle insanlara hakikaten de nazar da değmiyor. Tamamen aslında zihinsel olarak bakış açısı ve o enerjiyi toplamak bence çok önemli. Bu yani alanda, bana değmiyor evet demek lazım. Evet, demek aslında ki yani cümlenin ve kelimenin etkisi de önemli olduğu aynen için öyle hayatımızda da bunun dönüşüm ve frekans noktası bu konuda çok önemli. Vallahi ben öyle evet frekanslar, mirekanslar bir türlü öyle şeylere benim aklım basmıyor. Evet. Yani aslında frekans dediğimiz olay bir titreşim, yani bir enerjiyi çok düşündüğünde, odaklandığında onu büyütebilirsin, küçültebilirsin. Zihinsel bir algı. Doğru. Yani tamamen bilinçle alakalı bir durum. Doğru. Yansımayla alakalı bir durum. Mis gibi kokmadı mı? Valla harika şimdi koktu. Şimdi bu aşamada bir anneyle değmesin. Aa, hemen. Bıraksaydınız ben yapardım. Hangisine? Buna atmayayım. Yok, sadece çorbamıza. Hiç atmadınız hemen değil mi şefim? Arada şurayı da anlatmak istiyorum. Dikkat ettiyseniz full su dolu değil. Şu tenceremizi hemen şöyle ön plana bir atalım bir görün. Su. Çok az bir su var. Aslında burada sulu mühürleme. Şefim işlemi. Ben hiç yapmamıştım bunu. O yüzden bakıyorum şimdi. Soğanımızı koyduk. Çok soğan, az suyumuzu sarımsak, koyduk. Suyla suyu mühürleme. Suyu lezzetlendirmek için aynen. Yani suyla mühürleme diyebiliriz tamam tabir olarak. Böyle bir tabir yok ama biz şimdi böyle kullanabiliriz. Oldu evet.
Merve Özbey farkıyla. Bu da şundan dolayı tamamen suyunu çok fazla su koymadım. Biraz daha emmesin diye. Çünkü biz sadece kuzunun proteininden yararlanmak istiyoruz. Evet, suyunu kullanmayacağımız için birazdan bize hiçbir faydası olmayacak bunun. Peki şefim, ben bir şey daha sordum. Ben devamlı direkt fırına atacağım bunu. Kuzu sağlık açısından en sağlıklı etlerden bir tanesiymiş. Ben de Elif olduktan sonra öğrendim ek gıdaya başladığımızda. Fakat iyi marine edilmemiş olursa kuzu ben yiyemiyorum mesela. Ağır geliyor daha bana. Ağır geliyor herhalde. Yani sizin tabii aslında... Hatta yeni yemeye başladım desem yeridir yani. İyi marine edilmemişten ziyade şöyle bir şey var. Kuzu diye yani biraz daha büyüğünü, koyun eti kokar. Bir de mevsimleri var. Şimdi her mevsimde her hayvan yenme mesela. Belki de yanlışlıkla atıyorum bir gün sizin önünüze keçe geldi. Ayırt edilmedi. Böyle şeyler oluyor koku, mu? Koku çok fazla ağır olduğu için ondan dolayı da... Yiyemediniz. Keşke demeseydim bunu. Üzüldüm şu an ya. Şu an bittim ben. Şu an üzüldüm. Ama istediğiniz zaman ben size taze taze kuzu bir mesaj kadar yakınım. Teşekkür ederim şefim, eksik olmadım. Merveciğim, yerle yeksanla yeni bir albümle geldim. Bir kez şunu söylemek istiyorum ki gerçekten bu böyle yani. Hani evde herhalde bir 10 kere unuttum seni beni dinliyorum. Böyle ya, bir şarkı gerçekten olamaz ve yani bu kadar mı güzel yorumunu katabilirsin ve bu kadar içten mi söylersin? İnanılmaz geçiyor karşıya ve şu hakikaten çok hani olmazsa olmaz dediğim şarkılardan bir tanesi. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle, hayırlı olsun bu arada. Allah razı olsun. Çünkü herkesin öyle böyle 3-4 tane de olsa favori şarkısı vardır ve hani sürekli dinleriz çok sevdiğimiz şarkıları. Herkes de bir yerde kendini bulur ve inanılmaz güzel bir şarkı. Yani gerçekten sana da çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzeldi. Yani yeni bir şarkı var mı Müjde bu arada? Evet. Yerle Yeksan'ın bir single olarak çıkarttık. Evet. Unuttum Seni Beni de Şarkılar Seni çok Söyler güzel programında. Evet. Hakan abiye... Hakan abi gecesiydi o gece. Evet. O akşam o şarkıyı söylemiştim. Gerçekten ben de çok bu kadar güzeldi, etki beklemiyordum. Evet. Herkes çok herkes güzel geri dönüşlerle geldi. Öyle. Çok güzel. Ben de o şarkıyı gerçekten çok severek söyledim. Hakan abi sadece bir sanatçı kişiliğiyle, sanatçı kimliğiyle değil, abi olarak da çok sevdiğim için, çok değer verdiğim için ona böyle güzel bir hatıra bırakmak istedim. Çok da beklemediğimiz gibi. Yani ben o kadar beklemiyordum ama şimdi herkes mesela kendi şarkılarımdan daha çok Unuttum Seni Beni Söylesene falan istiyor konserlerde. Zaten sesinin tınısı ve o sesin de çok güzel bir ses. Allah vergisi zaten Allah, kesinlikle. Şükürler olsun. Ama teşekkür ederim. Ama bir de yorumunu da kattığın zaman çok güzel işten geçiyor yani. Biraz çok teşekkür ederim. Şarkıyı. Şimdi sırada Zeki Güner söz bestesi olan çok yakın zamanda çıkacak bir şarkımız var. Bir slow hafta mu hareketli slow mi? Slow. Aslında slow da değil, mid tempo bir şarkı. Evet. Albüm de zannediyorum ki 2022'de Nisan, Mayıs gibi gelecek. Ama şimdi tarih veriyorum da benim hep öyle sekiyor şefim. Yani bu tarihte gelecek diyorum. 2 sene oluyor albüm gelmiyor falan. O yüzden albümle alakalı da çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok yakında dinleyicimiz yeni bir şarkımızla Zeki Güner şarkısıyla buluşacak. Verelim. Aynen öyle. Zaten pandemiden de çıktığımız için yavaş yavaş konserler de başladı. Çok şükür. Evet. Bu süreçte yoğun mu olacaksın peki? Var mı? Yani yaklaşık 2 sene kadar oturduk. Dünya üzerinde çok kişide, yani doların düşebileceğini, euronun çıkabileceğini, düşebileceğini, bir yer açarken iflas edebilme olabileceğini, yani iflastır kesinlikle bu. Kesinlikle doğru. İnsanın aklına her şey geliyor fakat abi dünyada bir salgın olacak. Evet. Her şey duracak. Herkes Kabe dahi olacak. Kapanacak. Evet, çok doğru. Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey yani. Yani ve kimsenin elinden de bir şey gelmez. Çözüm olarak çok yaradı. Herkes aşçı oldu. Doğru valla. Evde ekmek yapıyordum. Ya fırın, ekmek tarifinin hatta hesabı. Fırın gibiydim ben evde. Pidesini bile yaptım. Verdiğim ekmek tarifi olsun işte. Birader köfte yapacağız nasıl yapalım? Şunu yapalım. Normal işte. Bu iş bir yerde de şey böyle gururumda okşanıyordu tabii evde. Ben de adım düştünüz kucağıma. Ya. Yani pandemiden çıkmış olmak, tekrar sağlıklı bir şekilde çıkmış olmak. Bu arada tabii çok fazla kaybımız var. Allah herkese sabır versin. Aynen, mekanları cennet olsun. Ama tabii ki artık doğru bir süreçti. Aynen öyle. Kesinlikle. Tabii ki artık böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Bu konuda da benim fikrim hep sabittir. Lütfen aşınıza olun. Yani kesinlikle. Bu artık su götürmez bir gerçek. O konuda da çok ön yargılılar aslında. Evet, yani onu biraz da kırmak lazım ki bu daha çok daha sağlık açısından da yarınlar açısından da daha hem umut verici daha sağlıklı olması adına. Yani onu çok bilemiyorum. Tabii ki herkesin fikrine saygım var. Ben 2 doz aşımı oldum. 3. gelsin 3.'yü de olacağım. Tabii ki de, ekibimdeki herkes de oldu. Çünkü dünya genelindeki havalimanlarında hep bir zorunluluk artık çift aşı, evet, PCR geldi. Aşı kartı, doğru,
Bu arada olmadığınız zaman bizim konserlerimize de giremiyorsunuz. Evet, kesinlikle. Geçen gün yaşadığımız bir olay mesela. İşte atıyorum içeride 500 kişilik rezervasyon var. Çoğu Merve Hanım 60 kişi kapıdan geri döndü. Neden? Evet, aşı yok. Aşıdan dolayı. Evet. Yani bu zannediyorum ki, yanlış biliyorsam lütfen arkadan da düzeltin. Yani son dönemde tamamen artık şey olacak. Hiçbir yere giremeyecek hale kesinlikle geleceğiz yani. Kesinlikle zorunlu olduğu için de. Evet, aynen öyle. Olması olmuyor da gerekiyor bir yerden çünkü. Herkesin fikrine sonuna kadar saygım var benim. Şimdi evet, patentli bir aşı, evet semptomları her aşıda olduğu gibi oluyor. Ama şimdi ben yaptırmıyorum demek istersen sen, ben senin karşına geçip ancak şunu diyebilirim. Aynen. Ben yaptırdım, bir şeyini görmedim. Çok doğru. Ama sen de yaptırmalısın ki dünya normale dönsün, ama yaptırmıyorum dersen de ne diyeceğim abi, beden lazım. Senin bedenin. Aynen öyle. Bir şey diyemiyorum. Tabii kişisel tercih, ama yaptırılması en sağlıklı aynen olan öyle. Ve zaten en hani doğru olan öngörülen de bu olduğu için. Hekimlerimizin, büyüklerimizin, evet, bilim insanlarımızın yaptırmanız gerekiyor dediği bir sistem yani. Kesinlikle. O yüzden evet, ne yaptık şefim, sıra ya geldi şimdi. Kuzumuzu ilk önce mühürlemiştik. Kaç dakika daha mühürledin? Doğrusu ortalama herhalde bir 5 dakikaya yakın tamam tuttuk. Daha sonrasında pişirme kağıdı, folyo aldım. Tamam. Yeşil soğan, bir tane sarımsak, biraz tuz gezdirdim, fesleğen attım. Tamam. Sırf pişerken, hem demin dediğiniz bir konu vardı ya, evde kokar aslında kuzu evet pişerken. Hem bu kokuyu önleyebilmek, ya ev hem de yerken ya de bir şey olmaz. Evde ev bir yemek, yemek kokar koksun ya. Ev yemek koksun, onda hemfikiriz. Kuzu kokmasın o anda. Ha, bir anda böyle bir. Aynen. Ya fırının geçen kapağını açtık da işte bir buhar oldu. Olmasın. Geçen gün eşim uyuyordu. Ben de Çeşme'den, İzmir'den, Çeşme pazarından acı biber aldım. Konsere gittim, pazarın oradan geçiyorum. Acı biberimi mutlaka alırım. Turşu yapacağım diye. Şey, yağlı biber turşusu yaptım. Adamcağız uyandı böyle. Allah aşkına, bu evin içi ne kokuyor? Aşkım, sirke kokuyor. Bak 5 dakikaya geçecek. Evliliği de çok çabuk adapte oldum bu arada. Çok güzel bir şey zaten. Ya ben zaten çoğu evi insan, çok seviyorum. Evet, aynen öyle. Tamamen. Evi, yuvayı, aileyi çok sevdiğim evet için. Bir de yengeçe yengeçim ben. Oo, Meltem. Çok yani etkiler kesinlikle. Hızlı adapte olmayı kim hızlı adapte olsun? Evet, asıl bombayı şimdi anlatıyoruz. Ben bir şey görmüyorum. Burada bir haşladığımız, az da olsa kendi... Onu onun içine koyacaksın. ...bırakmış kuzu suyumuz var biliyorsunuz. İşte burada... Şu muhteşem buluşmaya hazır mıyız? Hazırız. Ve soğanlı, sarımsaklı. Ben de diyorum ki donuk şey, çorbanın kıvamı birazcık şeydi. Koyu değil mi? Koyuydu, ne yapacaktı acaba diye. Nasıl açacağız? Ya suyla açacağız, neyle açacağız? O kuzu suyu aklıma gelmedi. Buradan bu çorbayı da çok sever. Ertuğrul abiye de bir selam söyleyeyim ya. Ertuğrulcum ha. Ertuğrulcum. Ağzının tadını bilir patronum, evet, diyemiyorum. Büyük boss. Big Boss. İyi yemek yemeyi sever. Hemen şimdi bu ocağı yakalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim bile parçamızı bırakmaz bu mikser. Baksana abi miksere. Nasıl blender abi bu? Bu biraz daha mutfak endüstriyel. Tipi, endüstriyel. Mutfak tipi. Profesyonel. Dedim, endüstriyel firmasında çalışınca biraz böyle oluyor. Evet, şimdi çorbamız bitti. Çorbayı hemen şöyle ön tarafa aldık ve sıra geldi kuzularımızı fırınlamaya. Fırınımızı önden ısıtmıştık. Her zaman olduğu gibi buradan hemen ayarını düşürüyoruz. 200 dereceye getiriyoruz. 200 derecede yaklaşık 45 dakika sonra afiyet olsun. Of. Ve sıra geldi sebzeye. Yani kuzu inciğin yatağına diyebiliriz. Hı hı. Lezzetli ellerinizden bir sebze sote yiyelim mi? Yap, bir görsünler hemen yapayım. Mi? Şefim siz gelin, yoruldunuz. Siz bana bir tava verin gerisini. Meltem ne yapacağım ben? Altını kısın da ben sizin gibi hızlı doğrayamam. İlk doğramayı ben alayım istersen. Olur. Buyurun şefim. Soğan işi bende, geri kalanına karışmam ama. Pazarlık yapıyoruz bir de. Evde şeyle doğruyorum ben yemeklerinkini. Mandolinle. O kadar rahat oluyor ki. Mandolin tabii ince, biz ince mutfaklarda kullanamadığımız için. Niye? Aslında bak, doğrama olayı da çok pratik. Bıçağı çapraz tutuyorsun, parmaklarını kapattın, tamam, yukarıdan aşağı çekiyorsun. Parmağına gelme ihtimali yok. Dedi ve parmağını koydu. Allah korusun. Ben de Allah korusun, Allah göstermesin. Hatta yani hiçbir şekilde... Mutfakta öyle kazalar çok oluyor değil mi evet şefim, profesyonel yağı mutfak tamamen ısıtmadan attım. Tamam. Diyeceksin ki neden?
Normalde yağ kızmadan tavaya atmayın derler biliyorsun. Evet. Soğan suyunu salsın diye. Hem, okey. Ben orada onu kavurmaya devam ederim artık geri kalanı doğraması. Tamam, nasıl? Sırasıyla soğanımız var burada. Taze soğan büyüklüğü önemli mi? Hiç önemli değil. Tamam. Pırasamız var. Pırasadan bir tane doğrasak yeterli. Tamam. İki tane marul. Marulu da ilk defa duyuyorum. Bir gün marul söyleyemedim. Marul sebze sotesi yapalım beraber. Gerçekten mi? Yapalım şefim. Peki evde bir şey soracağım. Çok şiddetle tavsiye ederim. Sağlıklı. İlk defa duydum ama yapılabilir. Şefim bir şey soracağım size. Bunun sotelenmesini bekliyor muyuz bunları atmadan önce? Sırasıyla atabiliriz hemen hızlı hızlı. Tamam şahane. Çünkü burada amaç şu. Hiçbir sebzenin vitaminini kaçırmayalım. Evet bizim için önemli olan o. Hepsinden yararlanalım yani özellikle çocuklu ailelere söyleyelim biz bunları. Arkadaşlar çekin bunları çekin. Bak. Ağır ama. Ocaktan alev çıksa burası alev olacak şimdi. Bir şey söyleyeceğim ağır ama şef. Tamam. Onu bilmiyorum artık. Maşallah. Bak. Elinin hızı. Elinin kesin lezzeti çoktur tahmin ediyorum. Gerçekten hızlı. Pırasalarımız geldi. Sırasıyla hemen onları biraz ince alabilirsek sevinirim. Bak. Maşallah diyelim. Bir alkış alırım. Gerçekten alkış alır. Dedi ve parmağı gitti. Tövbe estağfurullah. İşte kötüyü çağırmayalım işte. Biz programda bunu anlatıyoruz. Kötüyü çağırmayalım deyince. Ne zaten bekliyor bizi? Her zaman yüksek enerji. Bütün nazarı atmışsın enerjine. Meltem kötüye çağırmayalım. Hakikaten bizi bu sene ne bekliyor? Yani bu sene zaten çok biraz daha da zorlu bir yıl olup ama ben her zaman derim ki insanlar zorluklar yaşadığında oradan aldığı tecrübe ve zorluklardan nasıl çıkabilme ve başa çıkabilmenin önemini anladığında zaten bir şekilde ruh olarak da büyümüş oluyorlar. Bence insanların uyanışı çok önemli bu konuda. Çünkü hayat bu. Hep güzellikler getirmiyor. Zorlu zamanlar da muhakkak oluyor. Ama önemli olan o zorlu zamanları nasıl atlatmamızla alakalı bir durum. Çünkü atlatamadığımızda insanlar tükeniyor, tükendiğinde de hayat kalmıyor geriye. Doğru. O yüzden insanın en iyi arkadaşı, en iyi desteği yine kendisidir. Kesinlikle doğru. Böyledir. Ama şimdi tabii çok zor dönemlerden geçtiğimiz için dünya olarak gerçekten kesinlikle. Dünya mezarlık gibi oldu yani. Kapalı bir kutu oldu. Şehir bile sessizleşti aynen zaten. Aynen öyle. İnsanların pozitifliğe gerçekten ihtiyacı var. Ben doğru. Pandemiden çıktıktan sonra yani tam da çıkmış sayılmıyoruz tabii ki ama birçok insanda da uyanış da oldu bu iyi anlamda. Doğru. İşe dönüş anlamında. Bu alanda da. Zaten iş kapatanlar oldu, işlerle ilgili sıkıntılı yaşayanlar oldu muhakkak. Ona yapılacak bir durum yok ama onlar ne yapılabilir? Birazcık daha doğrarsak yeterli olur. Daha yine zihinlerini pozitif tutup daha olumlu umutla bakmak tabii ki en iyisi. Çünkü umutsuz da baktığımızda ancak zarar ve negatif bize yani tamamen yıpratıcı bir yani durum. Yani ne düşünürsek o olur mu? Ya gerçekten böyle bir sistem, böyle bir denge var. Zaten Allah gerçekten yükleyemeyeceği yük kuluna vermiyor. Aynen öyle. Ve Allah zaten hani iste kulum diyor ve vereyim. Yani Allah'ın ol emri gerçekten çok büyük bir tecelli. O yüzden belki de insanlar istemeyi bilmiyor. Sadece istiyorum demek de gerçekten olmuyor. Olmuyor. Çünkü gönlün ve ruhun bağlantısı da çok önemli bu konuda. Aynen öyle. Evet. Peki sen az önce bir bana tiyo verdin. Dedin ki ben senin yıldız haritana baktım. Neler var? Daha önce de bakmıştık diğer programda. Evet. Bayağı oldu sende de. İçim olmuştu herhalde. Şimdi senin Merveci bir yıldız haritana baktım. Seni bu yıl bekleyen bazı önemli noktalar var. Hadi bakalım. Onları söyleyeyim ben sana. Buradan duyalım hep birlikte. Bakalım oluyorsa olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi şöyle söyleyeyim ki özellikle Nisan ayı, yeni yılın Nisan ayıyla 7. ay senin için çok önemli. Ve tabii ki de müzik alanında çok büyük bir gelişme yaşayacaksın ama biraz değişime gidecek enerji olarak. Çünkü yıldız alanların değişim alanı gösteriyor. Hı hı. Ve bu yıl daha çok yoğunlukla beraber kendi enerjini dengelediğin ama özellikle yeni insan, yeni çevre ya da yeni iş bağlantıları kurabileceğin yani seni yükseltecek evrelere geçebilecek birçok enerji alanımız var. Göreceğiz yani buna diyoruz ki Allah'ın lütuf ikram kısmına geçiyorsun. Allah'ım şükürler yani, olsun. Yani şükür dönemi senin için başlıyor diyebiliriz. Öyle söyleyebilirim. Lafını bağlı kesiyorum. Allah'ım bence yani ben her sabah uyandığımda gerçekten bunu yapıyorum.
görebiliyorum, duyabiliyorum, konuşabiliyorum ve ayağa kalkabiliyorum. Ne kadar güzel. Evet, şükretmek ve farkında olmak. O saatten sonra olmak, gerçekten evladım sağlıklı, ailem iyi. O saatten sonra gerçekten insanoğlunu yıkabilecek bir şeyin olmadığını, yani görebiliyorsan, duyabiliyorsan, konuşabiliyorsan. Aslında bunu bir alışkanlık haline getirip herkes yapsa zaten mutsuzluklar bu yüzden de çoğalıyor. Yani önce küçük şeylerle mutlu olsunlar ki büyüklerle de olurlar. Ama insanlar büyük mutluluklarla da olmuyorlar. Çünkü farkındalıkları yok. İnşallah herkesin kendini iyi hissedebileceği günler gelsin. Ne İnşallah. Dedi Meltem? Dedi ki unutmayın. Dördüncü ve yedinci ayda. Dördüncü ve yedinci ay. Yükselecek. Aynen öyle. Arasında yani. Dört ve yedi arasında. O aylarda. Evet. Tamam. Ama daha öncesinde işinle alakalı ve müzikle alakalı ciddi bir yüksek bir titreşim söz konusu. Bu yıl senin yılın diyebiliriz. Her zaman Gerçekten. Senin yılın ama bu yıl yıldız olarak daha akışta olabilecek. Bu arada şunun da müjdesini verebiliriz ki bir çocuk ve bir erkek çocuk enerjisi söz konusu. Oho. Onu soracaktım ki hiç isim düşündün mü bir erkek çocuğun olduğunda? Erkek çocuğun olursa olacak diye. Dedi. Evet. Ya beni gören herkes bunu ki insanlar bilirler de benim zaten ikinciyi istediğim Allah nasip ederse. Beni gören herkes şey diyordu şefim bunun arkası erkek diye şimdi Meltem de söyledi. İsim düşünmedim. Eşim bana Elif Özüm ismini koyarken çok kendi de çok beğendi ve çok sevdi. Evet. Ama dedi ki kız çocuğun oluyor sen koymak istersen sen koy. Ben de ona o zaman şey demiştim erkek olursa da hiç karışmayacağım sen koy. Evet. Ama mutlaka fikrimi sorar tabii, tabii ki ama öyle bir şeyi düşünüyorduk. Aras Kenan koymayı düşünüyordum. Annemin kızlık soyadı Aras. Aras ismini de çok severim. Çok güçlü de bir da, isimdi. Evet. Çünkü isimlerin etkisi çok var çocuğa kesinlikle. Aynen öyle. Aras Kenan koymak istedi. Biz de aynı ilerledik. Ama tabii ki artık eşim karar veriyor. O kadarını ben bilemem. Biz de ben Yiğit olsun dedim, eşim Kayra olsun dedi. Yiğit Kayra oldu değil mi? Yiğit Kayra oldu. Kız, ben dedim Hilal olsun, o dedi Ali olsun. Hilal Ali oldu. Ne güzel işte. O ortak noktalar bulmak çok önemli. Bir de ben insanların isimlerinin hayatlarını çok etkilediğini düşünüyorum. Evet. Özellikle de çift isimler aslında daha çok çift şansı ve bereketi. Evet, çift isimler her zaman insan üzerinde daha farklı algıya da sebep olabiliyor. Yani kelimenin gücü diye bir şey var. Hakikaten biraz daha farkında olup bu tür konulara yoğunlaşıp da seçerek yapmak çok önemli. Yani bazı isimler insanların çocuklara ağır da gelebiliyor çünkü. Olabilir, doğru. Hakikaten. Biraz daha enerjisi yüksek isimler koymakta fayda var diye düşünüyorum. Elif Özüm'ün enerjisi yüksek bence. Evet. Zaten benim kızımın ismi olduğu için mi acaba çok, diyorum. Yani çok güzel bir isim. Zaten hani Özüm Öz'den de gelmekle beraber. Aynen. Yani sen bugün diyebilirsin ki ben bugün çok şahane hissediyorum. Çok kötü hissettiğinde bunu bile dediğinde kendini iyi hissedeceksin. Onun gibi düşün. O yüzden ismin enerjisi, sesleniş biçimi, algımız ve davranışlarımız çocuğun üzerinde ve ruhunda çok büyük bir etkiye sahip. Özellikle mevcut an gibi gözükse de gelecek dönemlerinde çok iyi ya da kötü sonuçlar doğurabiliyor. İnşallah. Ne mutlu ki böyle bir dönemden geçiyoruz. İnşallah. Yani Allah... zorluklardan geçiyoruz ama sonuç olarak da büyüyoruz aslında. Aynen öyle. İnşallah Allah bütün evlatlarımıza güzel ömürler nasip Amin. Eylesin. Sağlıklı ömürler nasip eylesin. Şefim şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen salataya geçiyorum. Onun öncesinde sebze sotemize ilavelerimizi söyleyelim. Evet. İçerisine kaşar peyniri attık ve süt döktük. Şundan dolayı. Hem sindirimimizi kolaylaştırsın hem de yerken midemizde rahatlatsın. Biliyorsun süt mesela gastriti vesairesi olanlara fayda sağlar. Bu yemekte de gene aynı sistemi kullanacağız biz aslında. Sebzelerle midemizi yumuşatıyoruz. Devamında da etle doyumumuzu sağlıyoruz. Oh şahane. O zaman şimdiden tavsiye İnanılmaz edelim. İnanılmaz güzel koktuğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam yani şu an. Şu anda sebze de... Özbey sebzeleri hazır. Pardon. Çok yaşa. Hep birlikte. Allah sağlıklı, uzun ömürler versin. Karabiber de koymuş olabilir misiniz sebze soteye? Evet. Hemen burada bir salatalık, karpuz, peynir. Oh ne güzel. Bu kadar. Salatamız bu, yaz salatası. Peki onun içine taze nane yakışmaz mı? Fesleğen. Fesleğen de yakışır. Ben biraz daha taze naneciyim galiba. Nane her şey çok güzel. Ben de fesleğenciyim. Çok Belli. Fazla kullanıyorum fesleğeni. Hem aromasını seviyorum hem bırakmış olduğu tadı seviyorum fesleğenin. Bir de her şeyden önce şey de var tabii ki. Fesleğen de biliyorsunuz nanede de var aynısı. Rahatlatıcı böyle kokusuyla bir huzur veriyor gibi geliyor Mideye bana. Mideye de çok rahatlatıyor. Ben mesela konserlerden falan çok yorgun geldiğimde şefim 3-4 dilim taze nane, içinde bir dilim limon. Evet. Varsa kabuk tarçın. Böyle demliyorum. Yani demliyorum derken kaynatmıyorum da. Sıcak su döküyorum. 2 dakika, 3 dakika bekletiyorum.
O kadar rahatlatıyor ki beni. Kokusu o, bilmiyorum yani, iyi geliyor bana o çok. O zaman bugün karışık yapalım biz bunu. Hem nane hem fesleğen yapalım. Nasıl isterseniz şefim. Neticede. İşinize karışmayalım. Neticede bugün. Konuk geldik diye de yerimizi sen bilelim yani. Sen de bayağı yani. Bilgisin bugün... güzel, bıcır bıcırsın. Yok enerji. Çok önemli. Bu arada keserken nasıl bir kesmedir hızlı ve nasıl oldu gayet... bana orada ilave bir güç geldi, ben size söyleyeyim rezil olmayayım diye yani. Estağfurullah. Ya şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben de? Tabii ki şefim. İşte ekrandan gördük, oradan gördük vesaire yaptık, ya. Ettik vesaireler vesaireler, konserler. Konserlere geldik, ettik, Çeşme'de çok da eğlendik. Evet, aynen. Ama birebir de hakikaten çok samimi ve sıcaksın. Bunu, ay Allah razı olsun. Ben buradan bir kendim doğru söylemek evet istedim. Ay neden Allah bilmiyorum. Doğru. Ay. Evet, gerçekten öyle. Teşekkür ederim. Çünkü bu alanda hani bir avuç kadar az aslında bu enerji, bu mütevazilik ve bu kalp, her şey kalpten ve ruhtan ya geçiyor. Tamam hadi bitsin. Çok teşekkür ederim. Peki size de oluyor mu aynısı? Mesela enerjiniz tutmadı gibi ilk seferde böyle şey yapar mısınız? Karar tabii verir ki misiniz? Oluyor. Yani şöyle, yıllardır ben bu mesleğin içinde olduğum için insan tanımak bazen çok büyük avantajmış gibi kesinlikle gözükse de dezavantaja da dönüştüğü çok oluyor şefim. Çünkü biliyorsunuz ki onun enerjisi, o kişinin enerjisi gördüğünüz anda size iyi gelmeyecek. Aynen öyle. Belki de mecburiyetten 3-4 saat oturmak çok zorunda doğru kalıyorsunuz. Bir yandan çok erken yaşta hayata atılmak çok güzel ama bir yandan da insan tanımak o kadar güzel bir şey mi bilemiyorum. Tabii ki demin de söyledim yani hiçbirimiz hatasız değiliz. Ama benim de önyargılı olduğum zamanlar, enerjimin tutmadığını hissettiğimde yanıldığım zamanlar da evet çok oluyor. Bakmayın böyle enerjik olduğuma. Zaman zaman çok surat üstü oluyorum ya. Yalan mı Okan? Yok, biraz daha seçicilikle alakalı aslında. Biraz daha zarar görmek istemiyoruz. Çünkü daha çok inanmak ve yakın davranıyoruz kendimiz gibi gördüğümüz için. Ama genelde yanılıyoruz ve daha fazla yanılmamak adına da biraz tedbirli oluyoruz aslında. Ya şöyle, hayatınız boyunca etrafınıza, arkadaşlarınıza, yakın gördüklerinize şunu söyleyebilirsiniz. Bir derdinizi anlatabilirsiniz. Kesinlikle. Fakat gün gelip dostunuzdan da, arkadaşınızdan da, sevdiğiniz birinden de yol ayrımı yaşadığınızda o dertleşmek için anlattığınız şeyler size silah olarak geri kullanıldığında benim bu dünyayla çok ben artık kime güveneceğim diyorsun mesela. Çok doğru. Ne yapayım ben oturdum çok dertli bir anında sana çok kendimi anlattım. Sen giderken bunu bana kullandın, ne yapacağım ben senin şimdi? Senin derdine seni vuruyor. Evet. Yani? Zaten insanlar artık başkalarının mutsuzluğuyla mutlu oldukları için ilk başta bunu biraz daha değiştirmek lazım. Meltem bizi geçiyor bitirdi. Meltem herkesi mutsuz etti bugün. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani benim... Çünkü çok fazla mutsuz insan var. Ben de danışmanlık verdiğim için, enerji koçluğu tabii yaptığım için benim de buradaki amacım insanların hayatına dokunup ne kadar insan mutluysa ya da iyi yönlendirirsek o kadar fayda sağlarız. Aynen öyle. Çünkü bir insan bir hayat demek ama gerçekten her şey zihinden, kalpten ve ruhtan geçiyor. Sistem o yani. Gerçekten böyle yani Allah zaten bizi sevgiyle yaratmış ama ben hep derim ki kulun Allah'la olan bağı çok önemli. Bu konuda da senin bağın ve Allah'a olan bağlantın çok gerçekten kuvvetli. Allah razı olsun. Ben birçok şeyin de buradan geçtiğini düşünüyorum. Yani inanmaktan bahsediyorum ve yaklaşımdan. O yüzden bu tür güçler, ilahi güçler hayatımızın her alanına çok ciddi şekilde dokunuyor ve dokunacaktır ömür yani boyu bu şekilde. Yani ben hep arkadaşlarımla otururken, konuşurken de hep şöyle söylerim. Hata yapmaktan korkuyorum. Hani çok sevdiğiniz birine hata yapmaktan korkarsınız ya. Evet. İlk önce çok sevmemiz gereken Rabbim olduğu kesinlikle için utanıyorum. Bir şeyle gitmek istemiyorum karşısına ama kuluz abi işte onu söylüyorum. Şaşıyoruz, beşiyoruz, bir şey oluyor. Olmuyor ama sağ olsun o kadar büyük ki herkese kapısı sonuna kadar kesinlikle açık. Vesaireler, ne yaptınız? Vesaireler. Şimdi hemen... Meltem şuna bak Allah sen. Karpuz, fesleğen. Elinle böyle fıt fıt yapacaksın değil mi? Peynir. Evet. İsterseniz tabii rende de yapabilirsiniz. Bir de bu salatanın güzel bir özelliği, karpuzu her türlü peynirle tüketebiliyorsunuz. Evet doğru. Yani kaşar bazı peynirle mesela de işte ürünler vardır işte ezineyle gider, onunla aha, gider, bunlar. Karpuzu dünyada bir ilk meyvedir. Benim yanlış bilmiyorsam öğrendiğim her peynirle tüketilebilen tek meyve karpuzdur diye biliyorum. O yüzden evde kalmış peynirimizi de kullanabilelim diye aslında burada bir de tüyo. İşte atıyorum dolapta benim tulum peynirim var. Tulum peyniriyle yapabilirsin. Benim beyaz peynirim var. Beyaz peynirle yaptım bugün. Şefim bir şey soracağım. Gibi. Bir de buyurun bu sene birkaç senedir özellikle mutfaklarda hem evin ekonomisini sağlamak hem de dünya genelindeki restoranlarda ekonomi sağlamak adına yanlış biliyorsam düzeltin. Sıfır atık
sıfır atığa çok önem veriyorlar, doğru mu? Örneğin işte evet. Ne yapıyorlar? Evde annelerimiz işte ya da biz kışlık domates yaptık. Ben domatesleri soymadan yaptığım için böyle bir şeye ihtiyaç hissetmedim ama soyup domatesin kabuğunu kurutup toz haline getirip onu yemeklerin içine koyan birçok insan gördüm mesela. Seneye öyle yapacağım. Denemek şimdi lazım. Ben de burada şöyle bir şey de söyleyeyim size. Kırmızı havuç kullanıyor musunuz hiç? Hiç kullanmadım. Bundan sonra kullanın lütfen. Tamam. İşte kırmızı havuçtur, sarı havuçtur. Yani aha, normal turuncu havuç, sarı havuç. Öyle bir şey yok. Turuncu havuçtur. Mesela bunların da dış güzelce yıkadınız, dış kabuğunu aldınız. Tamam. İçini rendelediniz, kullandınız. Dış kabuklarını yaptığınız sebze yemeklerinin hepsinde kullanabiliyorsunuz. Kabuğundaki ne derler ona, sıvıya adı aklıma gelmedi. Aha. Yemeğe direktman lezzetini geçirebiliyor. Öyle mi? Ne kadar güzel. Bak yine sıfır atık yani. Mesela tabii sıfır atık. Artı bir de biz mesela geçen programda şey yaptık. Bayat ekmek kaldı evet, evde. Ne yapalım? Çöpe mi atalım? Evet. Hiç atmaya gerek yok. Bütün bayat ekmeklerde kullanılabilecek ortak bir taktik vardır. Evde suya zeytinyağı... Yok yok. Zeytinyağımız ya da çiçek yağımız mı var? Tamam. Üstüne damlat. Herhangi bir peynir, herhangi bir sebze ne varsa... Evet doğru. Koy üstüne. Fırına ver, çıkar. Biz şeyler koymuştuk. Çok da lezzetli olmuş. Bugün mesela dolapta peynirimiz kalmıştı bizim. Hı hı. İşte daha doğrusu kalan malzemelerimizi... Son program değil mi? Pazar evet, günüydü. Hı. Kalan malzemelerimizi ekmeğin üstüne yaptık. Burşetta gibi. Attık, çıkarttık. Benim annem... Pilav yapardı. Hı. Ertesi güne mutlaka hani böyle bir iki avuç bir şey kalıyor. Onunla da... Kadın budu da yapardı. Kadın budu yapmazdı da şey çorba yapardı. Pirinçli çorba yapardı. Bol maydanozlu böyle salçalı falan. Hiç hani o bir gün önceden kalmış pilav gibi bir şey olmuyordu. Evet. Gerçekten mutfakta dengeyi sağlamak lazım. Ziyan etmemek lazım hiçbir şeyi. Aynen öyle. Vallahi şefim, salatamız hazır, çorbamız hazır. Programımız başlayalı kaç dakika oldu bilmiyorum ama... Ben de bakmadım. Genel olarak... Biz her zaman burada şunu sunuyoruz. Meltem Hanım'ı izleyerek ruhunuz doysun. Beni izleyerek mideniz doysun diyoruz. Bizim bugün böyle de bir enerjiyi ben Merve'den aldım. Enerji istiyorsanız da Merve Özbey. Bugün tam üçlü olduk yani. Çok enerji, güzel oldu. Voltran'ı oluşturduk. Benim kadınlara şiddetle tavsiye ettiğim bir şey var. Benim tariflerimi yapın, daha fazla gezin. Osman şefine bak ya. Şimdi kısa bir aradan sonra... Sunumlarımızla birlikte tekrardan ekranların karşısındayız. Ve bomba gibi geldik tekrardan. Mükemmel bir çorbamız. Vallahi harika bir tat. Arada tadına baktım. Bunu en iyi sen anlatırsın bize. Yani mükemmel olduğuna yemin edebilirim ama yine ispatlayamayacağım. Hemen yan tarafta Özbey Sote. Bir kuzu inciğimiz vardı. Tamam. İçinde neler vardı? Pırasa, yeşil soğan, sarımsak, normal kuru soğan. Marul. Marul. Ispanak, kaşar ve en sonunda süt. Hemen yan tarafında da bunu ara sıcak olarak da tüketebilirsiniz demiştik. Ara sıcağını da sergilemiş olduk. Acı biber mi yanındaki? Evet, şili biber. İçine isterseniz doğrayabilirsiniz. Hemen en sonda da bizim salatamız hazır. Şahane. Çok güzel bir yaz salatası. Hatta sebzemizi son rutuşu normalde bizde Meltem Hanım yapardı. Bugün... Meltem Hanım'ın da izniyle... Meltem'cim müsaaden varsa benim güzel Meltem kardeşim. Meltem Hanım'ın da izniyle sebzemizin üstüne şöyle bir... Meltem senin güzelliğinden... Ferahlık bir nane esintisi. Ay, dökün senin ellerinden. Bir nane esintisi. Ay çok güzel gözüküyor. Ellerinize kollarınıza sağlık. Çok güzel gözüküyorlar. Hemen burada ne güzel ağırladınız çektik. Beni. Tabağımız hazır. Çok keyifli bir program oldu benim için. İyi ki sen geldin. Çok güzel bir sohbetti valla. Sen benim için çok kıymetlisin. Yanına yüreğine sağlık. Hangisinden tatmak istersiniz? Valla ben diyette olduğum için direkt şu sebze soteye gireyim. Kaşar var hepsi aslında. Hepsi de çok güzel gözüküyor. Hepsi birbirinden lezzetli. Hı hı. Şöyle. Biberini ayırma şef. İşte bu. Acısız yemek yiyemiyorum ben. Sevmiyorum acısız. Evet efendim. Çok teşekkür şöyle ederim. Hemen, sizin için tadacağım. Ya bu yemek programlarının en güzel yemek burası. Bekliyoruz şu anda. Hop. Afiyet olsun. Harika. İspatlayamadım ama çok güzel yine de. Ben heyecanla bekliyorum hala. Ne diyecek diye bekliyorum heyecanla. Bir şey de diyemez. Kendi soteledi. Kendimi garantiye aldım bu sefer. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Harika gözüküyorlar zaten. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
Biz buradayız Meltem Hanım'la, sürekli bekleriz. Her gün mü geleyim canım sizde? Sürekli bekleriz. Canınız sıkılır, karnınız acıkır arayın. O olur. Dolabımızda daima bizim malzeme var. Gönlümüz bol, elimiz benim bol. Benim karnımın acıkması için canımın sıkılmasına gerçekten gerek yok. Şuradan da görüldüğü üzere 15 dakikada bir karnım acıkıyor. Bana benim. Da yemek yemek keyif veriyor yani. Kız ben yemek yemeyince mutsuz oluyorum. Program yapabilecek en iyi doğru iki kişi. Bir yemek programı, ya da en programı iyi için aranacak iki kişi bence budur yani, değil mi? En iyi yiyecekler burada. Öyle döveceğiz, böyle döveceğiz. Yiyelim ikisi. Merveciğim iyi ki geldin. Ağzından yüreğine sağlık. Gerçekten. Senin uğruna çok inanıyorum. Ay, Allah razı olsun canım Meltem. Çok mutluyum geldiğin ben için. Ben de çok mutlu oldum. Hem ekip arkasındakilere hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok lezzetli yemekler tattım. Afiyet olsun. İnşallah çok uzun soluklu, bol reytingli bir program olsun. İnşallah, amin. Çok teşekkürler. Çok mersi. Sana çok ve ailene kucak dolu sevgiler Allah yolluyoruz razı buradan. Allah razı olsun. Aynı şekilde eşlik biz de. Eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim tekrardan. Ben de hem programımız adına hem kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. Haftaya gene aynı saatte, hatta cumartesi ve pazar olarak karşınızdayız. Sizler kendinize iyi bakın.